Selamun aleyküm sevgili hanımlar, Ayşe Deniz'in örgüleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, yine yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Evet, kadife ipten pufur pufur harika bir bebek battaniyesi modeliyle geldim. Çok kolay, herkesin yapabileceği türden ve çok çabuk bitecek. Yani kolay ilerletebileceğiniz harika bir modelden bahsedeceğim sizlere arkadaşlar. Bu şekilde bir ipimiz var. Kar topu arkadaşlar ipim. Şöyle, bu kar topular biraz ince oluyor. Ve tığım ise bir no tığ kullanacağım. Hanımlar, zinciri üzerine yapacağız. Buyurun modelin yapımına geçelim. Modelin yapımı için ben bir miktar zincir çekeceğim. Ama sizler yapmak isterseniz iki zincir ve katlarında çekebilirsiniz zincirlerinizi. Ben şimdi bu model için zincirimi çekmeye başladım. Sizlere gösterebilmek için. Siz bunu battaniye yapacaksanız eğer birkaç sıra isterseniz alt kısmına trabzan gidebilirsiniz. Trabzan olarak yapabilirsiniz. Alt kısmını kenarlarda, kenar örgüsünü biraz fazla bırakabilirsiniz. Ben şimdi sizlere gösterebilmek için direkt zincirin üzerine çalışma yapacağım. İki zincir ve katları çekmiş olduğunuzda şu kısma elinizi tutup zincirinizi çekebilirsiniz. Zincir ekleyeceksiniz tabi. Ama ben zincirin şöyle iki tane çektim. İki daha çektikten sonra ben buradan zincirimi de içine alıyorum. Bir, iki, üç tane zincir, üçüncü zincire bu şekilde hanımlar kenar zincirimi oluşturdum. Kenar örgümü. Siz tabi dediğim üzere bu kısmına fazla trabzan yapabilirsiniz. Burada yapmamız gereken tığın başına ipimizi aldık. Bir tane zincir atlayıp diğer zincirin içine üçte çekiyoruz. Bir kez başına dolayıp üçte çektiğimiz ikisini bir çektiğimiz bir trabzan oluşturduk. Tekrar tığımızın başına ipimizi aldık. Şimdi burada yapmamız gereken tığımızın başına ipimizi aldık. Diğer trabzan yapmıştık. Kenar trabzanı, o kenar trabzanı yaptığımız yere bu şekilde bir batım yapıyoruz ve ipimizi şu şekilde gerdirip tekrar bir tane ördük, üçünü birlikte örüyoruz. Bu kadar basit. Tekrar tığımın başına ipimi aldım, bir tane zincir atlıyorum. Bu batmış olduğumuz yer, şuradan bir tane zincir diğer zincirime, birini tek, diğerini ikişer ikişer çektiğim trabzanımı yaptım. Yine tığımın başına ipimi aldım. Diğer trabzanın, diğer batmış olduğumuz trabzanın dibine batıyorum. Bir defa ördüm ve üçünü birlikte topladım. Tekrar tığımın başına ipimi aldım. Bir tane zincir atladım, diğer zincirin içine üçte çektiğim, birini tek, diğerlerini ikide çektiğim trabzanımı yaptım ve tekrar tığımın başına ipimi aldım ve bir önceki batmış olduğum, bu ortadaki zincire değil arkadaşlar, bir önceki batmış olduğum hemen trabzanın dibine batıyorum. Şöyle bir çektim, bu şekilde topladım. Tekrar tığımın başına ipimi aldım. Bir tane atladım zincir, ikinci zincirimin içine tekrar üçte çektiğim trabzanımı yaptım. Ve tekrar aynı şekilde tığımın başına ipimi aldım ve diğer trabzanın dibine batarak bir tanesini çektim ve üçünü birlikte çektim. Bu kısmı serbest bırakmaya gayret edelim. Tekrar tığımın başına ipimi aldım, bir zincir atladım, diğer zincirimin
içine bu şekilde ikili trabzanımı yaptık. Tığımızın başına ipimizi aldık. Diğer trabzanın dibinden şu şekilde ipimizi biraz gergin tutuyoruz. Bir tane ördük. Şöyle tekrar göstereyim. Bir tane ördük. Ve üçünü birlikte çektik. Tekrar aynı şekilde şu kısma kadar bu şekilde gelelim hanımlar. Evet, bir sıramız bu şekilde yaptık. Ve hemen kenar trabzanlarımızı yapıyoruz. İki tane dediğim üzere siz bu kısmını 3-4 trabzan yapabilirsiniz kenar kısmını. Tekrar 1-2 3 tane zincir çektim ve geriye döndüm. Burada şu kısma batmıyoruz. Bu kısma batarsak ilmek çoğaltmış oluyoruz. İkinci trabzanın içine battık. Ve tekrar aynı şekilde modelimizi ilerliyoruz. Şimdi yapmamız gereken burada şu kısmı atlıyoruz. Hemen şu aradaki boşluk kısmına batım yaptım. Yine üçlü trabzanımı yaptım. Ve tığımın başına ipimi aldım. Yine batmış olduğum, bakın şu kısımda batmış olduğum yere bu şekilde battım. Bir tane ördüm. Ve üçünü bir topladım. Yine bu kısmı batacağız. Buraya batmıyoruz. Şu kısma da batmıyoruz. Ve şu trabzanımızın içine batıyoruz. Tığımızın başına ipimizi alıyoruz. Ve tekrar bir önceki yapmış olduğumuz trabzanın dibinden ipimizi alıp bu şekilde örüyoruz. Ve tekrar aynı şekilde bu kısmı atlıyoruz diğer kısma, yani modelin diğer bir önceki sıradaki modelimizin üstüne gelecek şekilde devam ediyoruz. Tekrar aynı şekilde örümü de bir o kadar zevkli hanımlar bu modelin. Görüyorsunuz hemen iki sırada bu kadar mesafe ilerledik. Ve tekrar aynı şekilde yapıyoruz. Buradan bir tanesini atladık. Ve diğerini ördük. Yine geriye dönüyoruz. Bir tanesini örüyoruz. Ve hepsini birlikte topladık. Gerçekten ilerlediği zaman bu model çok harika bir model. Tekrar aynı şekilde ördüm ve bu kısma değil, bu kısmı da atlıyoruz. Ve tığımın başına ipimi aldım. Bu kısımdan üçünü birlikte topladım. Tekrar bir tane atladım. Tığımın başına ipimi aldım ve bu kısımdan örgümü ördüm. Yine aynı şekilde bu kısma değil, şu kısımdan bir tane atlıyoruz. Yani aynı modelin üstüne denk geliyor hanımlar. Belki kadife ip olduğuna çok belli olmayabiliyor ama gerçekten şahane bir model. İlerledikçe kendini gösteren bir model. Yine bir tane diğer kısımdan şimdi ise yine burada bir tane daha modelimiz var. Bakın modeller belli, artırma eksiltme yapacağız diye derdi olan bir model değil. Modelin üstüne modelleri giderek bu şekilde devam ediyoruz.
Şimdi ise yapmamız gereken kenar trabzanlarımıza geçtik. Bu kısımdan tekrar zincirimin tepesine de batıyorum ki burada diğer şu kısımda bir tane trabzan atlamıştık. Bu şekilde ördüm. 1, 2, 3 tane zincir ve geriye döndüm. Bir sıra daha ilerleyelim ve modelin tamamına bakalım hanımlar. Ben birkaç sıra şöyle ilerleyip sizlere göstereceğim. Biraz ilerledikten sonra zaten batacağımız yerler gerçekten hemen belli oluyor arkadaşlar. Çok kolaylıkla yeni başlayanlar için, yapmak isteyen yeni anne adaylarına güzel bir model. Bebek battaniyesi yapacak olanlar için gerçekten muhteşem bir model oldu. Ve ben bunu 3 sıra gittim. 3 sırada çok hızlı ilerlediğinizi siz de göreceksiniz. Evet hanımlar, modelimiz bu şekilde. Tekrar kenar trabzanlarımızı yapıyoruz. Hiç sizi şaşırtmayacak, hiçbir kısmında yanlışlık yapmayacaksınız bu modeli yaparken. Çünkü nereye batacağımız, ne şekilde yapacağımız ortada. Şöyle göründüğünde bu şekilde olacaktır. Yani her biri, çünkü ben ilerlemedim bu modeli. Modeli ilerlesem daha çok kendini gösterecektir. Siz ördükçe göreceksiniz. Evet hanımlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Bu aşamaya kadar beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir diğer ki videomda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.